Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Erk. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta videolar izleyeceğiz. Şunu şuraya çek. Şu kamerayı çekmem lazım, dur. Birazcık daha. Güneşliğini ayarlayamıyor muyuz? Tamam. Öğrencilere götüreyim yazık. Ben şu sabah alttaki öğrencilere götüreyim yazık. Kokmuştur, canları çeker. Buyurun yavrum, buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tamam, bu yok yok teyze, onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür. Ben şu sabah. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olup bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like at. Like. Geçti, tamam. Baba, ne oldu ki? Hani diyorum sen meyveni falan yerken, bir yandan çayı içerken, haberleri de izlersin. Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. Tamam çık hadi, 9'dan önce gel ama. Sen sadece sessiz gel. Baba, tamam yiyerek falan yenilme, tamam mı? Tamam canım, yenilme. Aşkım bak ciddiyim, arkadaşlarına nasıl oynuyorsan bana da öyle oyna, tamam mı bak? 3, 4, 2... Birader Kasparov mısın? Hadi oyna da, satranca döndü oyun. Hadi da. Oh geldi. 1, 2... Aa bu ne? Bu senin galiba. Onu alıver. 3, 4 oyna. Helal. 2-1 attın. Ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Ha iyi diyeyim. Ne anlama geldiğini. Tam kızına zar at demişler. 2-1 atmış oyna. Ağlama hadi oyna. Hadi kuşum. Oba. Elim masuktan önce Mars'a gitti yavrum. Oyna. Dur oynayacağım. Hop düşeş. Topla kırıkları kepeş. Ben oyna. Oyna hadi. Oynasana. Hadi bakalım. Sen de bütün arkadaşlarını söyle. Tamam hadi gel, tamam hadi. Hop hadi bakalım, böyle oynayalım. Tamam yürüyerek falan yenilme, tamam mı? Ölüm sana yürüyorum. Peki ne diyorlar? Baba rahat gidelim. Ya rahat bu şu dayı. Düzeliyor hocam. Ölüm sana yürüyorum. Peki ne diyorlar? Baba rahat gidelim. Ya rahat bu şu dayı. Düzeliyor hocam. Kadınlar. Ay sikerim vallahi rahatsınız. Erkekler. Siz bana gözünüz. Kadınlar. Ay sikerim vallahi rahatsınız. Erkekler. Siz bana gözünüz. Hedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim, vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gider gider sen abi. Baba gülme baba. Hedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim, vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gider gider sen abi. Baba gülme baba. Öyle mi? İyi o zaman, bindi. Allah'ım yarabbim. Burak ne oldu oğlum? Ne olacak, ayrıldık işte. Hayda, 3 gün önce Dinçer sevgilisinden ayrıldı. Dün Cemal ayrıldı, bugün de sen ayrıldın. Hayret bir şey. Ne istiyormuş hanımefendi biliyor musun? Kız kıza tatile gideceklermiş. Ulan aynı şeyi ben desem, ben yapayım desem, bak burnundan getirir demediği lafı bırakmaz. Hiç empati yapmıyor abi, hiç gram düşünmüyor. Bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Önce Dinçer ayrıldı, sonra Cemal, sonra sen. Alfabetik gidiyor. O zaman sıradaki... Aykut tesadüftür oğlum, gel abartma. Hayır, hayır bize dur. Hayır. Oh ayrılmadık. Hiçbir şey duymadım. İlan, orada babanın kalemde bugün levreğin kilosu 10 lirada başı senden. Sen hadi. Aykut, ilişkimiz bitti, ayrılıyorum senden, tamam mı, haberin olsun. Kız kafaya koymuş abi, baksana belediye anonsuyla ayrıldı. Öyle mi? İyi o zaman, bindi. Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Merak etme baba, açma. Hadi açmayacaktım, açmadı mı? Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Siz kimin için gelmiştiniz? Sahi hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsun mu ya? Hadi, hadi kaçıyorsun, hadi kaçıyorsun. Siz kimin için gelmiştiniz? Sahi hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsun mu ya? Hadi, hadi kaçıyorsun. Bize geliyor. Niye onlara da gitmiyor? Anne ne olacak? Oğlum
bak. Ondan diye bak. Tamam söndür tekrar. Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Anne ne olacak? Oğlum baksınlar diye al bak. Ondan diye bak. Tamam söndür tekrar. Günlük 5 lira işine göre galiba. Aa, daha dün 100 lira gönderdik. Köze mi? Onu ne yaptın sen? Günlük 5 lira. Kıza niye o kadar sarıldın anlam veremedim. Tanem en yakın arkadaşım dedin. Kızı kendin çağırmadın mı buraya? Ya kalkarken dostça sarıldım ya. Ne var ki bunda, abartma ya. Peki mesela bir empati yapalım. Senin yakın arkadaşlarından biri bana. Sus tamam, empati falan yapmak istemiyorum. Hani gıfırı sarılsa mesela. Yapmadım ulan öyle şey, tamam sus artık ya. Bir daha sarılmayacağım, aklıma getirttin mi şöyle şeyler. Sus. Bir tanem bir bardak su koyar mısın bana? Yok mu elin ayağın, gidip alıver. Peki yakın arkadaşlarından biri mesela boynumdan şöyle yavaşça. Tamam lan sus, gözümün önüne geliyor ya. Tamam getiriyorum suyunu, Allah belanı vermesin be, yeter. Hayatım şu ağda bandını ısıtır mısın sana zahmet? İşim var, görmüyor musun? Peki mesela senin en yakın arkadaşlarından biri böyle saçımı tutsa böyle. Hayır sıcağım ben, ben yapma ben şunu ya. Sus yeter ki, bak gözümün önüne geliyor, yemin ederim bak çıldım. Hayatım yardım et, çantayı çaldım ama çıkarken alan çalıştı, polis peşinde. Kızım yok mu senin çantan, niye çalıyorsun ki? Peki empati yapalım, senin en yakın arkadaşlarından biri beni yanakla dudağımı... Empati Allah belanı vermesin, tamam sus ya. Yeter ki konuşma bak, tamam ben çantayı ben girerim hapse. Sus gözümün önüne gül. Kıza niye o kadar sarıldın anlamadım. Evet, Nurgül teyzenin yemek koyup öğrencilere verdiği tabağı tam 62 haftadır arıyoruz. Bugün 63. hafta. He, ben biraz yemek koydum tabağa, tabağı verdim ona, bir daha görmedim tabağı. Tabak gelmedi. Ama bugün yeni gelişmeler var. Yusuf evladım, sen en son nerede gördün tabağı, bir daha anlat. Müge Hanım 62 haftadır söylüyorum ama Nurgül teyze tabağı bize verdikten bir hafta sonra biz çiğ köfte partisi yaptık. Mühendislikten Nihat Köse arkadaşımız artan çiğ köfteyi o tabakla kendi ev arkadaşlarına götürdü. Ben en son tabağı orada gördüm. Şerif Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet Müge Hanım, biz emniyet güçleriyle beraber eve bir operasyon düzenledik. Tabağın o dönem küllük olarak kullanıldığına dair birçok kanıt elde ettik. Bir dakika, Nihat hattımızda. Alo Nihat. Müge Hanım, ben tabağı eve götürmedim. Hatta o gün Yusuf'u ev arkadaşı Hasan Koçak'la kırık bir tabağa konuşurken duydum. Hasan Erasmus'ta Hasan Koçak'la o gün kırılan bir bardağa konuşuyorduk. Benim en sevdiğim bardaktı. Çarpıtıyor. Yalan. Evet. Nurgül teyzenin bir tanem doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyeni beğenirsin. Ya çok salaksın. Ne gerek var bir tanem ya? Vallahi çok mahcup oldum. Çok teşekkür ederim gerçekten ya. Ne bileyim ama cidden hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Bir tanem hediye olarak beğendiğim bir şey varsa alalım beraber. Ya da istersen sen bana parasını söyle, ben vereyim, git kendin al. Ya inanmıyorum, bana öküz almışsın. Ya nereden biliyordun bunu istediğimi? Bir tanem doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyeni beğenirsin. Ya çok salaksın, ne gerek? Tamam. O zaman Matrix izleyelim beraber. Daha önce bir sevgilinle Matrix izledin mi? İzledim evet, ama bir daha izleyebiliriz yani. Ben severim. Hayır olmaz. Ben senin hayatında ilk olmak istiyorum bir konuda yani. Tamam mı? Peki o zaman çadır kampa gidelim. Çadır kampa gittin mi daha önce bir sevgilinle? Kampa da gittim. Fuck. Tamam. O zaman beraber yemek yapalım. Daha önce bir sevgilinle yemek yapmışsındır. Yemek yaptım daha önce bir sevgilimle. Tamam. Okey. O zaman peki hayvanat bahçesine, hayvanat bahçesine gittin mi? Hayvanat bahçesine... Aa, Eskişehir. Evet. Ama önemli değil ki yani. Sonuçta aynı şeyi seninle ilk kez yapmış olacak. İkinci sen olacaksın yani. İlk sensin aslında. Hayır olmaz öyle şey. Ben ilk olmak istiyorum. Hayır. Buldum! Aşkım ciddi miyiz bu konuda? Cidden isteyecek misin? Ciddi miyiz? Sana delirtme beni. İlkin olacağım ben senin. Hadi istiyorum. Çabuk yap. Tamam kızma. Çok romantik değil mi? Bunu hiç unutmayacağız mesela. Çok güzel bir şey. Öyle öyle. Ben artık sensiz yaşayamam. Tamam. Efendim? Mühendis bey, bu proje nasıl bitmiyor ya? Tavuklar çalmışlar. Tavuklar çalmışlar. Ne var lan? Efendim? Mühendis bak bir de cevap veriyor. Hiç olmazsa bizlerin bir acayinden bakma ya. Gitti nereye gidiyorsun? Senin bu arada seni doğrayacağına valla taş doğrayacağım. Valla gitti. Ben çıkıyorum. Hadi gidiyorum lan. Gideceğim baba, arkadaşlar bekliyorum. Bu ne? Ceviz diye cips, kola bir şeyler aldım. Ben ayakkabımı çıkarayım. Dur tabii. Sen bize gelirken bir şeyler mi aldın? He. Stavucu! Vur davula! Yeah.
falan da almayız ya. Maalesef indirim yok. Tam kutusu da kalsın. Bağcıkları da verelim size. Çocuk eski bağcıklarla kullanıyor. İndirim yapamıyoruz maalesef beyim. Bak Ramazan mübarek gün ya, bir sevap işte. Ramazan değil ki beyefendi, ne alaka? Ne var lan yakın tarihte? Kütüphanecilik haftası baba. Bak kütüphaneciler haftasıymış ya, bir sevaba gir bir şey. Yok gerçekten yapamam. Ya yapıyorsun şu çocuğu, yazıktır yani, yap artık bir şey alalım şuna hadi. Maalesef. Yapma. Benimle alakalı bir şey değil. Yapma şansınız var. Maalesef son fiyat. Yok mu? Ay pardon. 300'ü değil mi? Evet. Ben 350 vereyim. O 50'de bir sığır gibi indirim sorduğuma sayın. Olur mu? Kusura bakmayın. Bilmiyordum. Arkadaşlar şimdi burada videoyu bitiriyorum. Ama ilk öncelikle bir şey söyleyeceğim. Buradaki adam ne var ne yok yaptı. 5 lira 5 liradır diye pazarlık yaptı. Ama kız 50 TL verdi üstüne. Yani buradaki mantıksızlık. Neyse. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz.